Selamlar herkese. iOS 17 bildiğiniz üzere beta sürümü olarak yayınlandı. iOS 17 beta 1'in kanalda bir inceleme videosu var. Bu güncellemede olan yeniliklerin bir kısmı ve bazı hataları bu videoda dile getirmiştim. Aynı zamanda iOS 17 beta nasıl kurulur diye de bir video var kanalda. iOS 17 beta işletim sistemini cihazınıza kurmak istiyorsanız bu videoyu da izleyebilirsiniz. Şu anda izlemekte olduğunuz videoda iOS 17 beta kuran kullanıcılara bazı önerilerde uyarılarda bulunacağım ve iOS 17 ile birlikte karşımıza gelen bazı yenilikleri ayarlar menüsünden açmamızı ya da kapatmamız gerektiğini sizinle bu videoda paylaşacağım. iPhone Apple ve iOS güncellemeleriyle ilgili videoları kaçırmamak için öncelikle bu kanala abone olduğunuzu ve videoları hızlıca takip edebilmek için de çanı açtığınızı bir kontrol etmenizi rica edeceğim. iOS 17 işletim sistemi iOS 16'ya göre biraz daha az doyurucu geldi aslında baktığımız zaman. iOS 17 biraz daha büyük bir kesim için hayal kırıklığı oldu. Benim için de oldu. Ben örneğin denetim merkezinin yeniden tasarlanarak karşımıza çıkmasını bekliyordum. Ya da 14 Pro ve 14 Pro Max'te bulunan dinamik ada ile ilgili bazı yenilikleri, bazı eklemeleri bekliyordum ama olmadı. Her neyse iOS 17 beta 1 inceleme videosunda izlemiş olduğunuz kadar az özelliği aslında getirmiyor. Bütün özellikleri, bütün yenilikleri o videoda ele alamadım. Zaman zaman bu tipte videolar çekerek o videoda ele alamadığım yenilikleri, özellikleri bu tipte videolarda dile getireceğim. İlk dile getirmek istediğim özellik su terazisi. Kameramıza bir su terazisi geldi. Ben hemen iOS 17 yüklü cihazda ekran kaydını başlatayım. Cihazın kamerasını açtım. Ve kameranın ortasında ince bir çizgi gördünüz. Görüyorsunuz da şu anda umarım. Çok ince bir çizgi çünkü. Cihazı hareket ettirdiğimde daha fazla çıkıyor olabilir. Makro modunu istemiyorum. Hayır. Klavyenin orada gösterelim bu ince çizgiyi. Evet. Gözüküyor. Bu cihazın ne kadar yamuk tuttuğunuzu gösteriyor aslında bildiğimiz su terazisi mantığı. Bunu nereden açıyoruz? Ayarlara girdik. Aşağı doğru kaydırıyoruz. Kamerayı bulduk. Ve burada su terazisi. Bunu isterseniz açın, isterseniz kapatın. Takdir sizindir. İkinci özellik Safari'deyim şu anda. Akisar'ın surası meşhurmuş. Pek bilmiyordum ne olduğunu. Burada saptanmış arama motoru benim için Google. Ve gizli sekmelerde bu da Google varsayılan olarak. Normal sekmeler ve gizli sekmeler arasında bunu değiştirebiliyorsunuz. Nasıl değiştiriliyor? Hemen ayarlara gidelim, aşağı doğru kaydıralım ve Safari açalım. Burada özel arama motoru diye bir seçenek var. Buradan özel pencerelerde arama motoru varsayılan olarak ne olmasını istiyorsanız seçebilirsiniz. Aynı zamanda tekrardan Safari açalım ve yukarı doğru kaydırıp özele basalım. Özel dolaşma kilidi diye bir özelliğimiz var artık. Özel pencerelerimize ulaşmak için Face ID ya da Touch ID'yi kullanabiliyoruz. Olması gereken bir şeydi aslında. iPhone'umu veriyordum birisine ve gizli sekmelerimi rahatlıkla görebiliyordum. Bunu açmanızı öneriyorum. Nereden açılıyor? Tekrardan başa geldim. Ayarlardayım. Aşağı doğru kaydırıyorum. Safari'yi buldum. Aşağı doğru kaydırıyorum. Burada Özel dolaşma kilidini açmak için Face ID gereksin özelliğini açın. Cihazınızda Siri'yi benim kadar fazla kullanıyor olabilirsiniz. Ve cihazınız kilitliyken Siri kullanılmasını istiyor olabilirsiniz. Ya da verilerinizin güvenliği için istemiyor da olabilirsiniz. Bunu ayarlamanın iOS 17 ile bir yöntemi var artık. Ayarlara girdik. Aşağı doğru kaydırdık. Siri ve arama dedik. Burada kilitliyken Siri'ye izin ver. Üçüncü seçenek. İsterseniz bunu açın, isterseniz kapatın. Ben açık tutuyorum. Bisiklet üzerindeyken çoğunlukla Face ID'ye bakamadan da olsa Siri'yi kullanmak istiyorum. iOS 17 ile gelmiş olan en güzel ve en sinir bozucu özellikten bahsedelim. Ekran mesafesi. Cihaza belli bir mesafeden yakında baktığınız zaman cihazın ekranında yanda görmüş olduğunuz bildirim çıkıyor ve cihazın kullanımı duruyor. Siz bunu yukarı doğru kaydırsanız da ya da ana ekran tuşuna bassanız da cihazı kullanamıyorsunuz ta ki normal mesafeye cihazı alana kadar. Cihazı normal mesafeye aldığınızda cihaz sürdür butonuna sizin basmanıza izin veriyor. Bu özelliği açmak gerçekten güzel göz sağlığı için ama yatakta kullanım için çok da güzel değil. Takdir sizin. Bu özelliği ayarlar, ekran süresi ve ekran mesafesi içerisinden menüsünden açabilirsiniz ya da kapatabilirsiniz. Hassas içerik uyarısı diye bir özellik geldi iOS 17 ile birlikte. Bu özellik ne yapıyor derseniz siz daha görmeden bir videoda ya da bir fotoğrafta çıplaklık varsa bununla ilgili tedbirleri alıyor ve size onu göstermiyor. Bunu nereden açıyoruz? Ayarlar, gizlilik ve güvenlik. En aşağıya kadar gidiyoruz. Burada hassas içerik uyarısı. Bir de Burada güvenilir kaynak listesi var. Buraya eklemiş olduğunuz kaynaklardan çıplaklık uyarısı dahi almıyorsunuz. Oradaki görselleri, videoları rahatça görebiliyorsunuz. iOS 17 şu anda beta sürecinde olan bir güncelleme. Bu sebepten dolayı hem kurmanızı öneririm hem kurmanızı önermem. Şu an için kurmanızı önermem çünkü beta bir sürümünde daha çok fazla hata var gerçekten. Bunları günlük hayatta yaşıyorum. Cihazımın bataryası, daha hızlı bitiyor, daha çabuk ısınıyor gibi hatalar da var. Ama iOS 17'de bazı güzel özellikler var ve bunları erkenden kullanmak sizi biraz daha özel hissettiriyor tabii ki de. iOS 17 tam sürüme geldiği zaman kurmanızı öneririm. Ancak şu anda bence pek kurmayın. Siz iOS 17'yi kurdunuz mu veya kurmayı düşünüyor musunuz? Yorumunuzu aşağıda yorum satırında belirtmekten çekinmeyin ve bu tipte videoları kaçırmamak için de kanala abone olup çanı açabilirsiniz.